Merhaba arkadaşlar. Üçüncü denememizle beraberiz. 3, 4, 5'ten deneme çözüyoruz. 1 ve 2'yi çözdük. Buyurun başlayalım. Birinci sorumuz şöyle daha doğrusu 8. sorudan başlıyoruz. Ne diyoruz? Dünyanın en genç profesörü olma unvanını kazanmış genç ve Nobel Kimya Ödülü'ne ilk kez aday göstermiş ünlü bilim adamımız Oktay Sinanoğlu canlılara biyolojik Püf noktamız burası. Kimliğini veren DNA'ların şifresini çözerek bilinmeyen türden canlılar üretmenin teorisini kurmuştur. Buna göre Oktay Sinanoğlu'nun DNA üzerine yaptığı çalışmalar kimyanın hangi disiplini ile ilgilidir? Şimdi işin içinde DNA var. Biyolojik var. O zaman biyokimya. Kimyanın biyoloji ile olan dalıdır, alt dalıdır veya uğraş alanıdır. Biyokimya dalında zaten Nobel ödülü alan Aziz Sancar da aynı konuda DNA'nın yapısını incelemiştir. Buyurun soru 9. Şöyle yapalım. İyonlarının katman elektron dizilimleri şeklindedir. Şey, iyonları vermiş. Bak burada ne soruyor? Nötr XYZ atomlarıyla ilgili. En çok hata yapılan yerlerden biri bu. İyonları veriyor. Sonra geliyor aşağıda ne diyor? Nötr XYZ atomlarıyla ilgili. Ya bunu kaçırmamalıyız. Bakın en önemli şey belki bu denemede yakalama gereken şey bu. X'in elektronu kaç tane? 10. Bir tane aldığı için böyle. Demek ki X'in kaç olmuş? 9. Nötr halde nedir bu? 27'dir X böyle. Peki Y'ye bakalım. Y'de Y eksi 2, 10 iken demek ki burası kaçmış? 8. Y'nin burası yani atom numarası tabii ki. 26 6 olacaktır. Z için konuşalım. Burası 18 olmuş. Demek ki bu 16 olacak atom numarası. Z içinde 16'yı konuşacak olursam 2, 8, 6 olacaktır. Elektron dağılımı. X'in elektron ilgisi en büyüktür diyor. Şimdi X dediğim yer nerede? 7 A'da. 7 A'dakinin 6 A'lara göre elektron ilgisi çok daha büyüktür. Doğrudur. X ve Y'nin kimyasal özellikleri farklıdır. X dediğim şey 7 A'daydı. Y dedim 6 A'da. Z dedim 6A'dadır. 7A 6A farklıdır. Doğrudur. Devam ediyorum. Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi Z'den büyüktür. Y ile Z'ye baktım. Y'nin iki tane katmanı var. Z'nin üç tane katmanı var. Yoğunlaşma enerjisi yukarı çıktıkça artar. Çünkü daha küçük olur hacim. Doğrudur. Ametalik özelliği en fazla olan X'tir. 7A'daki en fazladır. Atom çapları arasındaki ilişki atom çapları eşittir olamaz. Yani bunlar aynı periyotta ise soldaki daha büyüktür. Z büyüktür. Bunları hangi kafaya göre hazırlamış öncülümü? mü? güzeldir aslında. İkinci periyot demiş ikisine de. Ama eşitlik olmaz. Doğru cevabım E seçeneği olacaktır 9 için. Buyurun 10. sorudayız. Şöyle yapalım. Bu da aslında kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili güzel bir soru katı halde HCl moleküllerindeki etkileşimler gösterilmiştir. Birdeki etkileşim atomlar arasıdır. Ve bunun adı nedir? Kovalent bağdır. Kovalent bağ. İkideki etkileşim moleküller arasıdır. İki tane HCl molekülüdür. Bunun adı da nedir? İşte dipol dipoldür. İki tane polar molekül varsa aralarındaki etkileşimin adı dipol dipol etkileşimidir. Tabi çok özel bir durumsa hidrojen bağı olacaktır. Bir numaralı etkileşim elektronların ortaklaşma sonucu oluşmuştur. Doğrudur. Kovalent bağ nasıl oluşacak? Elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşacaktır. İki numaralı etkileşimde en baskın olan dipol dipol etkileşimidir. Doğrudur. Başka da var mı? Var tabi ki. Polar oldukları zaman dipol dipol en baskındır. Onu bir yazalım. Buna ek olarak London etkileşimi vardır. Kütlesi olan her şeyde London vardır diyoruz. Bir numaralı etkileşim iki numaralı etkileşimden daha güçlüdür. Doğrudur. Atomlar arası soy gazlar hariç orada bir istisnamız var. Atomlar arası bağlar molekül arası bağlardan daha güçlüdür. Doğru cevabım E seçeneği oldu 10. soru için. 11'deyiz. Saf bir maddenin yukarıdaki dönüşümü ile ilgili olarak Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sıvı neye dönüşmüş? Gaza dönüşmüş. Hal değiştirmiş. Yani biz buna ne diyoruz? Buharlaşma. Veya bir anlamda kaynama. Kaynama olabilmesi için kaynama noktasında olmalı. Ama bu her sıcaklıkta buharlaşabilir. Dikkatli olacağım. Buharlaşma olayıdır. Doğrudur. 11. soru için yapıyoruz. Düzensizlik artar doğrudur. Tanecik yapısı değişir. Burası yanlıştır. Şöyle düşün. Su için konuşalım. H2O sıvısı buharlaştığı zaman H2O buharına dönüşür veya sen buna gaz de. Tanecik yapısı yani kimyasal özelliği değişmez. Tanecikler arası uzaklık artar doğrudur. Maddenin potansiyel enerjisi artar enerji almıştır doğrudur. Buyurun 12. sorudayız. Alışveriş için markete giden Ebru ve annesi temizlik reyonuna geldiklerinde aralarında şöyle bir konuşma geçiyor. Anne, banyo temizliği için çamaşır suyu almamız gerekiyor. Fakat fiyatları biraz pahalı. Ebru okuldaki kimya dersinden öğrendiğim kadarıyla çamaşır suyunun içeriğinde etken madde olarak kütlece %5 oranında sodyum hipoklorit var. İstersen evde kendi imkanlarımızla çamaşır suyu hazırlayabiliriz. Burada aslında bize verdiği bilgi şu. Kütlece %5 oranında sodyum hipoklorit var kütlece çözelti 100 olduğunda şöyle yapalım. Elimdeki çözelti 100 gram olduğunda içinde NaClO dediğim şey kaç gram olacak? 5 gram olacak. Annesinin onayını alan Ebru kimyasal ürünler satan bir mağazada aldığı 100 gram sodyum hipoklorit ile kütlece %5'lik en fazla kaç gram çamaşır suyu hazırlayabilir? Bu çamaşır suyu dediğim şey aslında bir çözeltidir. Genelde öğrenci arkadaşlar bu tarz sorularda soruyu tam anlayamadığı zaman biraz gözü korkuyor. Böyle bir şeyiniz varsa bence sona bırakın. Vakit kalırsa tabii ki yapıyorsan yapıp geçeceksin de sona vakit kalırsa gelip düzgün okuyun. Gerçekten düzgün okursanız o anki tabii ruh haliniz de önemli. Burada ne kadar var? 100 gram. O zaman ne kadar çözelti hazırlayabilirim? Hepsi bu. Hepsi bu. O zaman bu kaç katına çıkmış? 20 katına çıkmış. Bu da 20 katına çıkarsa ne olacaktır burası? 2000 olacaktır. Doğru cevabı ne oldu? 12. soru için C seçeneği oldu. Bence şöyle de yapabilirsiniz. Yani dinleyin tabii ki şu an dinliyorsanız. Durdurun. Bir kendiniz okuyun. Yani %5 oranında O kütlece bak. E ben 100 gram alıyorsam bunda bu orantısını kurmanız lazım. Buyurun 13. sorudayım. Yine periyodik tablo atomun yapısıyla ilgili bir sorumuz var. Tanecikleri ile bilgiler veriliyor. Şimdi burada kaç var? 10 var. Başka burada 12 var. Tamam. Bakalım. Bu ikisi neymiş? X ile Y. İzoelektronik. Yani elektron sayıları ne olacak? Eşit olacak. E, X'in 10 Y'nin de kaç olacak? 10 olacak. Bir kere bunu buldum. Y ile Z izoton. İzoton nötronları ne olacak? Eşit olacak. Y ve Z. Y ile Z. Şimdi burası artı bir 10 olduğuna göre 11 olacak. Araya ne kaldı? Şu araya 12 kaldı. O zaman burası da 12 olacak. Nötronlar eşit olacağına göre. Z'nin kütlesi kaç oldu? 24 oldu. Z'nin kütle numarası kaçtır diyor? 24'tür. Rahatlıkla yapmamız gereken bir soru. Buyurun. 14. sorumuz. Şöyle. Etken maddesinin formülü yukarıdaki gibi olan temizlik maddesi ile ilgili. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. COO eksi NA artı burası da R şeklinde olanlara biz sabun diyoruz. Hatta bu NA'yı kullanmışsa biz buna ne diyoruz? Beyaz sabun veya sert sabun diyoruz. Ancak bu NA yerine yani sodyum yerine potasyum kullanmışsa R -C -O -O, K artı demişse biz buna ne diyoruz? Arap sabunu. Buna yumuşak sabun diyoruz. Şimdi bu kısım A'nın olduğu kısım hidrofobdur. Yani suyu sevmeyen. Yani apolar olan kısım. Yani kuyruk kısmıdır. Bu A'nın olduğu kısım. Şuradan bahsedelim. Biraz konu anlatımı gibi olacak. Kir ile etkileşir. Şu kısım kirde apolardır. Kir ile etkileşir. Kir veya yağ ile etkileşir. Halbuki baştaki kısım, şurası polar olan kısımdır. Uç kısımdır. Hidrofil yani suyu seven kısımdır. Su ile etkileşir önemlidir. B kısmı suda çözünür. Evet polar olan kısımdır. A hidrofob kısımdır. Doğrudur. Kire etki eden kısım A'dır diyor. Doğrudur. 14 için doğru cevabım E seçeneği oldu. 1, 2, 3'tür. Bence güzel sorudur. İleriki denemelerde deterjan da geçecektir. Bunu kiri temizleme yöntemi. Yani sabun kiri nasıl temizler? Polar suyla, apolar kir ile onun üzerine bir soru kurgulanmıştır. Çok teşekkür ediyorum. Böyle devam edeceğiz. Bir 25 tane deneme bitireceğiz. Bayağı bir şey oturmuş olacaktır. İyi çalışmalar, başarılar. Hoşçakalın.